Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri farklı bir video ile karşılıyorum. Bugün hep beraber Cadılar Bayramı makyajı yapacağız. Makyajıma vazelini tüm saç diplerime ve kaşlarıma sürerek başlıyorum. Çünkü daha sonra tutkal kullanacağım ve onların herhangi bir şekilde irite olmasını istemiyorum. Daha sonra bir kalem yardımıyla kendi çizgilerimi belirliyorum. Bu gerçekten işimi çok kolaylaştırdı. Daha sonra kırmızı yüz boyamı alıyorum ve o yuvarlağın içini tamamen boyuyorum. Bu yüz boyalarını daha büyük kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Ben İzmir'de nerede bulduğumu açıklamalar bölümüne yazacağım. Bu renk bana biraz açık geldiği için herhangi bordo bir rujla aynı şekilde yuvarlağı tekrar tamamlıyorum. Gölge verebilmek için çok daha koyu bir ruj alıyorum ve bununla çizgiler çizerek daha sonra elimle dağıtıyorum. Bunu birkaç kere tekrarlıyorum istediğim rengi elde edene kadar. Şimdi işin birazcık zor kısmına geldik. Pamukları kullanıyoruz bunun için. Göz çevremi çizdim ya, onun alt kısmından ve burnumdan başlayarak pamukları kendi hazırladığım lateksle, yani tutkal ve suyla yapıştırmaya başlıyorum. İlk önce tabii ki ölçü alıyorum. Burada bence pamuğu sıkıştırmanız çok önemli. Çok boşluklu kalmamalı. Ben buna dikkat ederek yaptım ve sonuçtan gayet memnun kaldım. Pamuğumun ölçüsünü aldıktan sonra lateksimi bir sünger yardımıyla yapıştıracağım bölgeye uyguluyorum ve daha sonrasında pamuğumu yapıştırıyorum. O kırmızı bölgenin altı için ölçümü aldıktan sonra pamuğun belirli bir kısmından sonrasını ikiye ayırıyorum. Orada, yani gözünüzün sol çevresinde birazcık böyle ikili görünmesi gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir ama zaten görüyorsunuz. Gözümün diğer yanı için aynısını yaptıktan sonra artık kaşlara geçiyorum. Bence en zor aşama kaşlar, çünkü oraya daha önceden vazelin sürdüğümüz için lateksin orayı tutması biraz zor. Bu yüzden daha dikkatli davranmanızı öneririm. Ben orada herhangi bir ölçü almadım. Direkt pamuğumu koyup fazlalığını oradan artık çıkardım. Daha sonra kaşlarımın bittiği yerden birer parmak büyüklüğünde pamuklar yapıştırdım. Anladım ki göz çevremde boşluk yerler kalmış. Oraları da daha önce bir fırça yardımıyla tekrar doldurdum. Artık oluşturduğum kalıbın oraya tamamen yerleşmesi için lateksimi artık taşıra taşıra bol miktarda sürdüm. Bu görünüm daha sonra daha da hoşuma gitmeye başladı. Çünkü böyle hafif deriniz kalkmış gibi görünüyor. Hem de gerçekten çok sağlam oldu. Daha çabuk kuruması için kurutma makinemin en düşük ayarında bütün lateksi kuruttum. Daha gerçekçi durması için pamukların üzerini bir fondötenle kapattım.
Ve sıra geldi işe birazcık daha renk katmaya. Ben bu sefer beyaz yüz boyamı kullanıyorum. İlk önce kaşlarımın üstünü, o kaşlarımın bitiş noktasındaki minicik pamukları ve burnumun üstüne bu beyaz boyayı uyguluyorum. Daha önceden minik minik kesip damar görünüm vermek için ayırdığım yünlerimi yapıştırmaya başlıyorum. Açıkçası beni en zorlayan kısım bu oldu. Çünkü onları yapıştırmak, kontrol etmek gerçekten çok zor. Ama burada tavsiye edeceğim şey ilk önce lateksi bol bol sürüp daha sonra teker teker yapıştırmanız. Bu arada ben bulamadım, ancak farklı tonlardaki kırmızı yünleri kullanırsanız çok daha hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Tamamen yapıştığından emin olduktan sonra yine aynı fondötenim alarak bu sefer de lateksin o beyazlattığı bölgelerin tekrar üzerinden geçiyorum. Ama bu sefer tüm yüzümü uygulamayı da ihmal etmiyorum. Gölgelendirme yapmak amacıyla kahverengi yüz boyamı alıyorum ve o pamukların tam altından ince çizgiler çizerek daha sonra elimle onları aşağıya doğru dağıtıyorum. Böylece çok daha doğal bir görünüm elde ediyorum. Ve gölgelendirmeden devam ediyoruz. Göz çevremi boyadığım bordo ruju alarak kahverengi yüz boyamın üzerinden tekrar bu bordo rujla geçiyorum. Ve tekrar elimle dağıtıyorum. Kahverengi boyamla bu sefer göz çevremin etrafını geçiyorum. Burada bir derinlik yakalamaya çalışıyorum. Ancak sonuçtan çok memnun kalmadığım için koyu bordo bir likit mat ruj alıyorum ve derinliği bununla vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda pamuklarımın üzerine de rastgele uyguluyorum. Ancak daha sonra kaş bölgemin bu damarlı görünümü tam olarak yakalayamadığını fark ediyorum ve oraya yünlerimden ekleme yapıyorum. Daha sonra turuncu yüz boyamı alıyorum. Bunu özellikle bu yünlerin üzerine uyguluyorum ki orada birazcık daha böyle renk geçişleri yakalayabileyim. Daha sonra en sevdiğim bölüm olan kan uygulamasına geçiyoruz. Kanın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Kesinlikle uyguladığım tarif çok kolay ve çok başarılıydı bence. Bunu genellikle maskenin çevresine uyguluyorum ve mümkün oldukça etrafına yaymaya çalışıyorum. Kan gerçekten çok daha gerçekçi bir görünüm veriyor. Bu yüzden mümkün olan her yere bunu uygulamaya çalışıyorum. Yine göz çevreme, göz kapaklarımın üstüne, maskenin tüm etrafına bunu uyguluyorum.
Makyajı tamamlaması açısından kırmızı bir dudak kalemini dudağıma sürüyorum. Ancak bu tabii ki böyle düzgün bir şekilde kalmayacak. Bunu olabildikçe aşağılara, yukarılara, yanlara dağıtıyorum. Ve tabii ki dudağıma kan bulaştırmasam olmazdı. Yine kenarına, köşesine, bir yerlerine bir şekilde bu kandan sürüp elimle dağıtıyorum. Yine makyajımı tamamlaması açısından ince bir tarak yardımıyla saçlarıma krep yapıyorum. Onları iyice kabartıyorum. Ve makyajım bitmiş hali bu şekilde yanıma testerem de ekleniyor. Hayatımda ilk defa böyle bir makyaj denedim. Umarım başarılı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.